Evet arkadaşlar merhaba. Her pazar saat 4'te yayınlamak istediği video yayınlıyoruz biliyorsunuz. No 10 kanalımıza abone olmanızı bekliyoruz. Çok spontan gelişti. Şöyle oldu. Aslında başka bir video yayınlamayı düşünüyordum fakat tesadüfen okulun bahçesinde çok pisuara. Üstelik pisuaranın erkeği. Pisuara erkeklerini tanıtacağım size. Daha önce de ben çünkü tanıtmıştım. Erkekleri bulmak zordur. Dişileri bulmak kolay. Dişiler çünkü çalılarda şapka şeklinde yuvalar yaparlar. Resmen şapkaya benzeyen yuvalar yaparlar. İçlerine yumurtlarlar ve yumurtalarını beklerler. Bu örümceklerin diğer adı arkadaşlar kreş örümceğidir. Kreş. Kreş demek ne demek? İşte küçük çocukların olduğu ve yanlarında bakıcıların olduğu yerlerdir. Bu örümceklerde dişileri özellikle yuvalarını kesinlikle terk etmezler. Mayıs-Temmuz ayları arasında aktiftirler. O zaman aralığında eşleşirler, yumurtlarlar. Yumurtalardan yavrular çıkar, yaklaşık 100 kadar yavru çıkar. Bu yavruları beklerler. Ta ne zamana kadar? Yavrular birkaç gömlek değiştirdikten sonra yuvayı terk edene kadar. Bu örümcekleri bu şekilde çok rahatlıkla dişilerini bulmanız mümkündür. Çalılıklarda, özellikle böyle dikenli çalılarda falan orta kısımlara, yüzeye yakın kısımlarına baktığınız zaman küçük küçük şapkacıklar görürseniz bu şapkacıkların içine bakın. İçinde yumurta kozası var mı diye bakın. Eğer yumurta kozası yok, ufak ufak lekeler varsa hafiften parmağınızla dokunun. Bir sürü yavru dağılacaktır. Ve size bir dişi hamle yapacaktır. Onu da söyleyeyim. Dişiler ısırır da. Isırsa ne olur? Hiçbir şey olmaz. Beni ısırdı. Hatta 4-5 tane videom var. Bir tanesinin başlığı "Bir sen ısırmamıştın" diyedir. Gerçekten de ısırmış. Isırıyor. Çünkü ciddi anlamda koruyucu. Bir videomun başlığı da süper anneler. Yani işte yavrularına o derece sadık olan anneler. Arkadaşlar Lycosa, kurt örümceklerin en irilerinden. Hatta Lycosa tarantula diye anılan, çoğu kişinin, yeni yeni örümceklerle ilgilenen kişilerin tarantula sandığı büyük kurt örümcekleri. Bunlar yerde yaşarlar ve görerek avlanırlar. Pisuaralarda, yani kreş örümcekleri, şu anda beslenmesini gördüğümüz örümcek de bunlarla akraba arkadaşlar. Bunlar da görerek avlanıyor. Hatta Lycosa'ların yaşadığı bölgelere hemen hemen hakimdirler. Yaşadığı her bölgede yaşarlar. Ha, bu arada dünyada her yerde bulunurlar. Pleiatrik bölge dediğimiz kutuplar hariç her bölgede dünyanın her tarafına yayılmıştır. Şey olarak çok fazla kalabalık değiller. Tür olarak baktığımız zaman tür olarak 328 türe sahip. 328 türe sahip. Bunlardan iki tanesi bizde mevcut. Pisuara mirabilis, Pisuara concossia. Pisuara concossia, Pisuara mirabilis bizim ülkemizde bulunan iki tür. Yani bizim için aslında nadir türlerden bir tanesi diyebilirim tür çeşitliliği açısından. Bunların erkekleri erkekleri diğer örümceklerin dişilerine kuru yapmasından farklı olarak dişilerine avladıkları canlıları getirirler. Örneğin işte şu sineği getirirler. Bakın normal şartlarda erkek örümcekler yakalandığı takdirde avlanmamayı, mesela bir kabın içerisine koydunuz esaret altında, avlanmamayı tercih ederken bu örümceklerin erkekleri iki deneyimde de, aradan 3-4 sene arada iki deneyim gerçekleştirdim. Biri bu video, biri de alta koyacağım. O videolara da bakın lütfen. Orada iki erkeğin de aynı sineği, kocaman bir leş sineği bu. Belki kütle olarak kendisinden daha kütleli olan bir leş sineğini kavanozun içinde avladığını. Bu davranış şu anda verdiğim bilgiyle aslında pekişiyor. Dişilerine kuru yapmak için avladıkları sinekleri, böcekleri götüren bir canlı say erkekler avlanmak zorunda. Dişine ne yapacaksın? Patates götürmeyeceksin. Ne götüreceksin? Avladığın sineği o zaman avlanman gerekiyor.
Başka bir ilginç bilgi daha vereyim size. Almanya'da 2002 yılında yılın örümceği seçilmiş. Yılın örümceği seçilmiş. Bu da enteresan bir bilgi. Almanya böyle şeyler yapıyor. Her yıl için bir örümcek yılın örümceği olarak seçiliyor. Güzellik yarışması gibi. Başka bir bilgi, kurt örümceklerden ayırmanın en kolay yolu. Abdomen arkadaşlar. Abdomeni arkaya doğru uzar. Dikkat edin. Videonun değişik yerlerinde çok net şekilde gözüküyor. Abdomen sivriliyor. Uç kısma doğru sivrildiğini çok rahatlıkla görebiliyoruz. Yine farklı bir ayırma yöntemleri. Mesela dişileri ayırmak çok kolaydır. Kurt örümceklerinin dişileri, yumurta keselerini, kozalarını abdomenlerinin uç arkasında, kısaca şöyle diyelim. Kurt örümcekleri yumurta keselerini arkalarında taşır. Pisuaralar önde taşırlar. Sanki ağızlarında dişlerini geçirmiş o şekilde dolaştırırlar. Öyle görebilirsiniz. Ve kesinlikle bırakmazlar. Kesinlikle yumurta keselerini bırakıp anne kaçmaz. Böyle bir özelliği var bu aynamanın. Kreş örümceği ismi konulmasının neden konulduğunun belki de bir sebebi de bu olabilir diye insanın aklına geliyor. Nerelerde yaşadığına bakarsak bu bilgilerden sonra özellikle işte kurt örümceklerine benzemesi akrabalığından kaynaklı. Kurt örümcekleri yer örümceği. Bunları da laykosalar zaten kurt örümceği. Bunlar yerdedir, tamamen yerdedir. Çalıya falan çok nadiren çıkarlar. Bunlar da bunun sanki çalı versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Görerek avlanırlar. Kurt örümcekleri de görerek avlanır. Hatta gece görerek avlanırlar kurt örümcekleri. Yani gözleri çok iyi görür. Gece ışık yakılarak doğada dolaşıldığı zaman falan onların gözlerinin parladığını görebilirsiniz. Bu parlayan gözler zaten gece görüşü iyi olan canlılarda olur. Bunların ben gece görüşlerini bilmiyorum ama görerek avlandıklarını kamera çekimleri esnasında beni fark edişlerinden, avını alıp kaçışından, videonun bir kısmında avını alıyor ve kaçıyor. Bu gibi bilgilerden kesinlikle ne yapabiliriz? Anlayabiliriz. YouTube'a girdiğiniz zaman Pisaura. Ağla uyu yanlış yazmayın, farklı şeyler çıkar. Pisaura diye yazdığınızda hemen benim 4-5 tane video çıkacaktır. Bunlardan ibretlik anneler, işte yuvasını kesinlikle terk etme işinden dolayı. Süper anneler, Almanya 2002 yılı örümceği, kreş örümceği. Yine erkek avcı örümcekler, işte erkeğinin avlandığını aslında bundan 3 yıl önce ben çekmişim. Isırmayan bir sen kalmıştın. İşte orada da bir dişiye yaklaştığımda ısırılmanın olduğu sahnenin videosu mevcut. Arkadaşlar her pazar 10 numarada buluşmak dileğiyle iyi pazarlar diyorum. Hoşça kalın, görüşürüz.